Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Küçük bir hatırlatmamız var. CKMK'nın akademinin uygulamasını Play Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Instagram hesaplarınızda takip etmeyi unutmayın. Sorularınıza geçelim arkadaşlar. Ha bir de çekilişimiz var. 5. sınıf din kültürü yazılısında onu da aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bilim uygulamaları genelde bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar fen bilimlerinin bir e, farklı yazılı türü gibi bir şeydir. Onun için hani fen bilimleri yazılısında aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. O da size fayda sağlayacaktır. Aşağıdaki örneklerden hangisi süplümleşme olayına örnektir? Süplümleşme dediğimiz nedir? Katı bir maddenin katı maddenin direkt olarak gaz haline geçmesidir. Kolonya'nın buharlaşması. Şimdi kolonya sıvı bir madde olduğu için buhar gaza geçiyor. Buna ne deriz? Buharlaşma yani kolonya'nın buharlaşmasına buharlaşma olay deriz. Bu değildir arkadaşlar. Islak havlunun kuruması yine bu da buharlaşmayla alakalıdır. Naftalin'in gaz haline gelmesi. Şimdi naftalin nedir? Katıdır değil mi? Anneleriniz böyle e, yün olan yorganların ya da halıların arasına naftalin koyar ve bunların hani güvelenmesini engeller ve bu naftalin direkt sıvı hale geçmeden arada sıvı yok. Bak dikkat edin. Sıvı olmadan direkt gaz haline geçer. Yani bu olaya da biz ne deriz? Süplümleşme deriz. Suyun kaynaması da değildir. Öğretmen öğrencilerinden maddenin hal değişimine günlük hayattan örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi verdiği cevap yanlıştır. Şenol kar yağması donmaya örnektir demiş Şenol kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar kar yağması nasıl donma olacaktır? Öncelikli olarak bundan bir bahsedelim. Şimdi kar yağması donma değildir aslında baktığınız zaman. Bu kıralaşmadır. Kıralaşma tam anlamıyla donma değildir arkadaşlar. Onun için bu yanlıştır zaten. Diğerlerine de bakalım. Çiğ oluşumu yoğunlaşma örnektir. Doğrudur. Dolu yağması kıralaşma örnektir. Doğrudur. Yağmur yağması yoğunlaşma örnektir. Doğrudur olacaktır. Aşağıda aynı ortamdaki donma sıcaklıkları verilen eşit miktardaki saf sıvıların aynı anda ve aynı sıcaklık hızla soğutuluyor. Buna göre donan ilk sıvı hangisi olur? Şimdi arkadaşlar bunlar donma sıcaklıklarıysa ve aynı anda soğutuluyorsa ilk başta hangisi donar? 0 derece donar. Daha sonra eksi 45 daha sonra eksi 114 daha sonra eksi 117 donar. Yani sonucumuz C seçeneğimiz olacaktır. Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz demiş netlik gitmiş. Şöyle bakalım. Tamam şu anda iyi. Elimizden suya ısı geçer demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ısı nereden gider? Sıcak olandan soğuk tarafa doğru gider. Yani burada elimiz sıcak değil mi? Su soğuk. O zaman elimizden suya sıcaklık geçer mi? Geçer. Bakın sıcaktan soğuğa geçer. Bunu unutmayın. Soğuğa. Elimizin sıcaklığı azalır mı? Yani doğal olarak bir sıcaklık akışı var ve soğuk bir şey tutuyoruz. Ne yapacak? Elimizin sıcaklığı azalacaktır. Suyu soğuk hisseder miyiz? Yani buz gibi su mecbur hissedeceksin. Sudan elimize ısı geçer demiş. Bu yanlıştır. Sıcak soğuğa gider. Soğuk sıcağa gitmez. Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir? Tren raylarının kışın büzülmesi. Bu büzülmeye örnektir. Genleşme değildir. Kavanoz kapağının sıcak suda beklemesinde kolay açılması. Şimdi arkadaşlar bu durum iki yöntemden olabilir. Bir kavanoz kapağının içerisindeki plastiğin hani biraz daha böyle yumuşaması için olabilir. O durumda ise genleşme değildir. Ama kavanoz kapağı da metal olduğu için genleşme ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Bir nevi de genleşme vardır. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi bu da büzüşme ile alakalıdır. Yani yalnızca iki seçeneğimiz doğrudur. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilinirse bir maddenin kimliği hakkında bilgi sahibi olunur. Arkadaşlar erime ve donma sıcaklığı birbirine aynıdır zaten. Mesela suyun erime derecesi sıfır iken donma derecesi de nedir? Sıfırdır. Yani bu ikisi birbirine aynıdır. Yani 1 ve 2 vardır öncelikle. Erime ve donma vardır. Buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için buharlaşma yoktur. Bir de kaynama vardır. Yani 1, 2, 4'tür. D şıkkımız doğrudur. Geçtik 7. sorumuza. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabit midir? Sabittir. Yani su saf bir su her yerde 100 derecede kaynar değil mi? Ya da ne bileyim saf bir diğer bir madde her yerde aynı derecede kaynar. Ama karışım olursa şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Mesela tuzlu su tuz oranı arttıkça sıcaklık artacaktır. Mesela bir kaşık tuzda 104 derecede kaynıyor iken iki kaşık tuz attığında ne yapacaktır? 120 derecede kaynayacaktır. Karışım olunca bu değişebilir. Buharlaşma sadece kaynama sıcaklığında olur demiş. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Zaten aşağıdaki seçenekte de onu vermiş. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Aşağıda hal değişimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Hal değişimi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bütün katı maddeler yeterli kadar ısı alınırsa sıvı hale geçebilir. Örnek veriyorum tahta. Sıvı hale geçebilir mi? Geçemez. O zaman eledik. Bir katının ısı alarak gaz haline geçmesine süplümleşme denir. Doğrudur. Su ısı aldığında kralaşır. Isı aldığında buharlaşır. Isı verdiğinde kralaşır. Yani yalnızca iki seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Buharlaşma ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Tüm sıcaklıklarda gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Çamaşırlarımızın kurumasını sağlar mı? Sağlar. Zaten amaç odur. Buharlaşarak suyun atılmasıdır ya da rüzgarın etkisiyle suyun atılmasıdır elbise üzerinden. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi. Şimdi arkadaşlar bu buharlaşma mıdır? Yani baktığınız zaman nedir? Bu da bir buharlaşmadır. Yani bir kettle'a su koyduğunuzda buharlaşıyor mu? Isı alarak buharlaşıyor. O zaman üçü de vardır. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifadedir? Eğer öğretmeniniz ısı ile bir ifade soruyorsa <laughs> bu sorunun cevabı ÖSYM de dahil. Diğer sınavlar SBS, LGS, AYT hepsi de dahil. Bu soru kesinlikle şudur. Isı termometre ile ölçülür diye gelir ve yanlışı sorar. Arkadaşlar burada ısı alan maddelerin sıcaklığı artabilir. Doğrudur. Azalabilir. Isı bir enerji midir? Evet. Isı akışı sıcaklık maddeden soğuk maddeye doğru mudur? Evet. Ama ısı termometreyle ile ölçülmez. Ne ölçülür? Sıcaklık termometre ile ölçülür. Peki hocam ısı ne ile ölçülür? Kalori ile ölçülür. Kalori nasıl yazılıyordu? Metre kalori ile de aram yok. Kal, kalori yanlış yazmışız. Kalori metreyle ölçülür. Kaloriferden aklınızda kalsın. Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilir? Büzülme dediğimiz genleşmenin tam zıttıdır. Yani genleşince yazın teller sarkar iken mesela yazın elektrik telleri nasıldır arkadaşlar? Şu şekildedir, değil mi? Sarkmıştır. Kışın nasıldır? Kışın da böyle diktir, değil mi? Gergindir elektrik telleri dikkat ederseniz. Buna genleşme, buna büzüşme deriz. Bu kışın olur, bu yazın olur. Bak bu yazın olur. Bunu yaz aklına. Güneş ışığı altında bırakılan topun hacminin artması büzüşme ile alakası yok. Genleşme. Isıtılan bir metal halkanın genleşmesi zaten genleşme demiş. Genişlemesi demiş. Ha genişleme ha genleşme ikisi de zaten aynı. Soğuk cam bardağı sıcak su konulduğunda bardağın çatlaması ani bir ısı değişimi olduğu için çatlama olur. Bunun genleşme ile alakası yoktur. Şişirilmiş balonun soğuk odada konulduğunda küçülmesi e ne yapacaktır? Hacmi büzüşecektir ve balon küçülecektir. Verilen durumlardan hangilerinin nedeni genleşme olayıdır. Isı alan bir telin boyunun uzaması şekil 1A ney genleşme. Isı veren bir telin boyunun kısalması büzüşme yanlış. Bir katının ısı alarak hacminin artması genleşme bir katının ısı vererek hacminin azalması büzüşme yani 1 ve 3 genleşme 2 ve 4 büzüşme ile alakalıdır. Şimdi geçtik ışık ile ilgili sorularımız var. Burada saydamlık, opaklık onlarla ilgili. Yukarıdakilerden hangileri saydam maddedir? Cam kavanoz var mı? Var. Tahta kalem yok. Porselen yok. İnsan vücudu bak bayım ışık geçiyor mu aşağıya? Göremiyoruz değil mi? Zaten geçmiyor. Bu da yoktur. Yalnızca A seçeneğimiz doğrudur. Gölge oluşumu ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Cismin Gölgelerin boyu cismin boyuna bağlıdır. Cisimlerin gölgelerinin boyu cismin boyuna bağlı mıdır? Bağlıdır. Mesela şu kalemin gölgesi oluşmuyor ama şurada keşke oluşsaydı bir gölge on numara olacaktı. Ha bak şurada kısmi bir gölge oluşuyor bak. Ne yapıyor? Bir boy var değil mi? Şimdi ben bu maddeyi yerine bak bu maddeyi aldım. Burada durdu. Yanına küçük bir madde koydum. Tamam Şu iki maddeyi de elime aldım. Bu iki maddenin gölgesi keşke oluşsa şurada. Birinci oluşuyor da ikinci elimden dolayı oluşmuyor. Bak birincinin gölgesine bakalım. Ne kadar? Aşağı yukarı şu kısımdan şu kısma doğru gelen bir gölge. İkincinin gölgesine baktığımızda ne kadar? Daha küçük değil mi gördüğünüz üzere? Şurada bitiyor. Daha küçük. O zaman cismin boyu, gölge boyunu etkiler mi? Etkiler. Gölge boyu cismin ve ışık kaynağı arasındaki mesafeye bağlı mıdır? Bak kaldırsam ah bir ışık olsa da şurada göstersem bak yakınlaştırdığında ışığa yakınlaştırdığınızda gölge ne olacaktır? Artacaktır. Aslında artıyor da ışık çok net olmadığı için ne yapamadık? Gösteremedik. Yani ne kadar çok şunla bir yapmaya çalışsak onun içinde karanlık bir ortam lazım. Neyse arkadaşlar Işığa yakın oldun mu gölge büyür. Nasıl anlarsınız? Bir el fenerini alıp önünde işaret yaparsanız ne yaparsınız? Gölgenizin büyüdüğünü devasa böyle bina boyuna geldiğini de görebilirsiniz. Arasındaki mesafeye bağlıdır. Gölge boyu cisim ile gölgenin düştüğü yüzey arasındaki mesafeye de bağlıdır. Yani üçüne de bağlıdır. Yukarıdaki maddelerden hangileri saydam maddedir? Su saydam, cam saydam, kitap değil, sınıf panosu değil, gazete değil yani 1 ve 2'dir. Biraz hızlanalım geç kaldık. Onur. Ve bir şeyler demiş. Öğrencilerin cisimlerinin ışığı geçirme ile ilgili verdiği bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirir. E, elim geçirmedi al. Ya da kalem geçirmedi ışığı. Yanlış. Güneş gözlükleri ışığı kısmen geçiren maddelerden yapılır. Doğrudur. Asıl amacı da odur UV ışınlarının geçmemesini sağlamaktır. İlaç şişelerinin camları ışığı en az geçirecek şekilde tasarlanmıştır. Doğrudur. Niye bir e, ışık sonucunda bir enfeksiyon ya da bir e, bozulma yaşamasın diyedir. Yani Ecem ve Hasan kardeşlerimiz doğru söylemiş. Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı kısmen geçirir? Kitap geçirmez, duvar geçirmez, tahta geçirmez nedir? Buzlu camın ışığı kısmen geçirir. Işığı geçiren maddelere saydam deriz. Saydam. Bunlar opak olanlar değil. Zaten iki şık kaldı. Ve buna örnek cam ve su olabilir. İkisi de olabilir. Daha sonra bu maddelere örnektir. Işığı geçirmeyen maddelere ise ne deriz? Opak deriz değil mi arkadaşlar? Işığı geçirmeyenlere opak deriz. İkisi de doğru. Şunları zaten elemiştik. Ve buna örnek ne olabilir? Mermer bir opak maddedir ama buzlu cam yarı opak ya da yarı saydam bir maddedir. Saydam cam opak mermer olacak. B şıkkımız doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki gölgenin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri değildir? L mesafesi etkiler mi? Etkiler. Şuraya getirdim mi? Küçücük kalır. K mesafesi etkiler mi? Etkiler. Buraya getirdim mi? Kocaman olur. Topun büyüklüğü etkiliyor mu? Az önce cisimde gösterdim. Etkiler. Ama Işık kaynağının gücü çok bir etki yapmaz gittiği mesafeye bağlıdır. Ayın Dünya çevresinde hareketlerinden hangi noktasında Ay tutulması gerçekleşir? Arkadaşlar bakın Ay bir konumunda olsaydı Dünya'dan bakan bir kişi Güneşi göremeyeceği için Güneş tutulması olacaktı. Ama Ay üç konumunda iken Güneş ışınları Ay'a ne yapmayacak, gelemeyecek, gelemediği için Ay yansıtıcı bir madde olduğu için ışığı yansıtamayacak ve ne olacak? Ay tutulması olacak. Tutulması. Bu bir de ise ne vardı? Güneş tutulması. Tutulması. Yani bize neyi sormuş? Ay tutulmasını sorduğu için cevabımız 3 olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde bu sınavdan da diğer sınavlar gibi tabii ki de her zaman CKMK Akademi farkıyla beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak yüz almanız öğretmeniniz size bu şekilde yüz yazar inşallah aldığınız notları da bizlerle paylaşın biz de görelim arkadaşlar sevinelim sizin adınıza tebriklerimizi sunalım bir sonraki ders görüşmek üzere abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.